Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi ikinci bölüme geçtik arkadaşlar, ikinci konumuza. Açı kenar bağıntıları konusu. Burada toplam 7 tane kazanım varmış, yani 7 tane köşe taşı göreceğiz biz dostlar. 7 köşe taşıyla konuyu öğrenmeye çalışacağız. Ondan sonra tarama soruları ve konu testiyle de pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlarım. Şimdi hemen bira bismillah diyelim ve birinci köşe taşımızın birinci sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne diyor dostlar. ABC üçgeninde 6, 9, 7 olduğuna göre üçgenin iç açıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Burada şu cümleyi öğretmeye çalışıyor bize. Büyük açının karşısındaki kenar her zaman daha büyüktür diye bir kuralımız var. Bunu öğretmeye çalışmış. Şimdi o halde en büyük kenarımız 9. Demek ki 9'un karşısındaki açı bizim en büyük açımız olacak. Yani B içlerindeki en büyük açı. 9'dan sonraki büyük kenar 7. O zaman sıradaki açımız, yani orta açımız da A olacak. B'den bir küçük açı olacak A. En küçük kenarımız 6 olduğu için en küçük açımız da 6'nın karşısındaki C açısı olacak. Evet, C, A, B sıralaması, yani Edirne şıkkı doğru cevaptır dostlar. Geldim buna. X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Gayet basit bir soru arkadaşlarım. Burada da yine büyük açının karşısındaki kenar daha büyüktür ya da küçük açının karşısındaki kenar daha küçüktür bağıntısını kullanacağız. Bakın B açısı daha büyükmüş C'den. Şimdi B açısı burada. O halde B'nin karşısındaki X kenarı X daha büyüktür C'nin karşısındaki 6 kenarından. Demek ki X 6'dan büyük bir sayı olacak. 7, 8, 9 diye gider arkadaşlarım bu. Tabii ki bize en küçük tam sayı değerini sorduğu için 6'dan büyük olan en küçük tam sayı değerini işaretledim. Ve geldim 3 numaralı soruya. Yeni nesil bir soru. Bir kamyonun kasasının kapağı ok yönünde açıldığında kapak şekildeki gibi tam açılmadan yere temas edip takılıyor. Şöyle gösterelim bunu da. Kapağın bağlantı noktasının yere uzaklığı 6 desimetreymiş. Yani şurası yukarıdaki şekilde de göstermiş. Burası 6'ymış. Yere uzaklık dediği için her zaman dik uzaklıktır. Bunu da söyleyelim. Şurada bir dik üçgen çıktı kardeşlerim ve biz dik üçgende şunu biliyoruz. 90'ın karşısındaki kenar, yani hipotenüs dediğimiz, ismi hipotenüs olan kenar her zaman diğer iki dik kenardan daha büyük olmalıdır. Yani dik üçgenin en büyük kenarı hipotenüstür. O halde benim aradığım bu soru işareti koyduğumuz kenarın uzunluğu 6'dan mecbur büyük olmak zorundadır. 6'dan büyük olacaksa 7, 8, 9 gibi, 10 gibi, 11 gibi bu gider uzar. Ama bize en küçüğünü soruyor. Biz de 6'dan büyük en küçük tam sayı değerinin 7 olduğunu biliyoruz ve işaretledik dostlar. Evet, birinci köşe taşımız tamamdır. Geldik 2 numaralı köşe taşımıza. En kısa kenar hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi bunu az önce birinci köşe taşımızda tek üçgen varken yaptık. Şimdi burada da iki tane üçgen varsa nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Ok yöntemi dediğimiz yöntemi kullanacağız. Öncelikle üçgenlerin boş açılarını bir bulalım dostlarım. Şimdi toplamları 180 olduğu için 80, 40 daha 120, şuraya 60 kaldı. 60, 70 daha 130, buraya 50 derece kaldı. Şimdi en kısa kenarı soruyorsa benim en küçük açıları bulmam lazım. İki üçgende de ayrı ayrı. Bakın bu üçgendeki en küçük açı 40, bu üçgendeki en küçük açı da 50. Bu şekilde kaç tane üçgen varsa hepsinde de bütün en küçük açıları buluyorum en kısa kenarı sorduğu için. En uzun kenarı sorsaydı bütün büyük açıları işaretleyecektim. Bunu da yaptıktan sonra şimdi açılardan karşılarındaki kenara doğru ok çiziyorum dostlarım. Bakın 40'tan karşısındaki kenara ok çizdim. 50'den de karşısındaki kenara oku çizdim. Sonra bu okların başlangıç noktasından itibaren takip ediyorum. Şuradan başladım. Bu tarafa doğru geliyorum. Bakın bu kenar, ama durmadım. Bu ok da devam ediyor. Bu kenarda bitiyor. İşte hangi kenarda bittiyse oklarımız, o bizim en kısa kenarımız oldu dostlarım. Cevap Bursa'dan geldi. Bakın ikinci soru, bir tane daha var burada. Şimdi burada da en uzun kenarı soruyor bize. Şimdi önce boş olan açıları bir yerleştirelim. 65, 75 daha 140. Şuraya da 40 kaldı diyelim.
Şimdi bu 110 zaten geniş açı olduğu için diğerlerini bilmemize gerek yok. Zaten de bulamıyoruz ama zaten 110 bizim aradığımız en uzun kenar. Şimdi ne demiştik? Bütün üçgenlerdeki en uzun açıları yuvarlak içine alıyoruz. Neden? Çünkü en uzun diyorum, en büyük açıları. Çünkü bize en uzununu soruyor. Buradaki en büyük açımız da 75. Ve bunların karşılarına ok çiziyorum. Bakın, 110'dan buraya bir ok çizdim. 75'ten de buraya bir ok çizdim. Şimdi sakın ha tabii oku da buradan başlayıp gelmeyin. Çünkü bu ok bitiriyor değil mi olayı? Biz buradan başlayacağız oklarımıza. Başladım. Bakın bu böyle git diyor. Buraya kadar geldim. Bu da sonra bu tarafa dön diyor. Buraya da döndüm ve bana da BC kenarını yazmak düştü. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, şuna bakalım. Katlandığında B noktasının görüntüsü B üssü olmaktadır. Şimdi 70 var, 30 var. Bunları aklımızda tutalım. Hatta 70, 30 daha 100. Şuradaki tepedeki açıya da 80 derece kaldı diyelim. Buna göre hangileri doğrudur diye soru sormuş bize. Şimdi önce katlanmış şekli, ne yapıyorduk katlama sorularında dostlarım? Birinci adım, katlanmış şekli katlanmadan önceki haline dönüştürüyoruz. Bu bir. Şuraya B diyelim. Şimdi buradaki açısı 70'ti. Şurası da 30'du. Bu 70 derece katlandı, tam şuraya denk düştü arkadaşlarım. Burası da 70 oldu. Sonra bu BK kenarı katlandı, B üssü K oldu. AB kenarı katlandı, AB üssü oldu. Bir de ne demiştik? Kat çizgisi her zaman açıortay olacak demiştik. İşte bunu da gösterdi. Hem buradan açıortay hem de buradan açıortay oldu. Şimdi bildiğimiz değerler 70, 30 daha 100. Şuraya 80 kaldı ve 40, 40 dağıldı. 40, 70 daha 110. Şuraya 70, buraya 70 kaldı. 70, 70, 140. Şuraya 40 kaldı. Şurası da 110 oldu. Şimdi bildiğimiz her şeyi yazdık. Artık şunları bir okuyalım. Bakın burada 70, 70 çıktı arkadaşlarım. Demek ki şurada tek çizgi koyalım. İkizkenar geldi burası. AK AB üssüne eşit. Evet, onu gördük. Bu doğru. B üssü K, yani şuradaki uzunluk. B üssü C'den. B üssü C neresi? Şurası. B üssü K, B üssü C'den daha küçüktür diyor. Bakalım. B üssü K'nın karşısında 30 var. Bunun karşısında 30 var. B üssü C'nin karşısında da 40 var. Evet. Açısı küçük olan daha küçüktü dostlarım. Bu da doğru. Buna da hemen artıyı çaktık. Sonra ne kaldı? Şu KC. KC'yi görelim. Şu kenar. AB üssü şu kenar. Bu ikisinden küçük, bu bundan küçüktür diye bir soru sormuş. Şimdi onu da şuradan bakalım. Bakın bu AB üssü şuna eşitti ya arkadaşlar. Buradan konuşalım. Yani şu üçgenden bakalım. Şimdi KC'nin karşısında 40 var. KC'nin karşısında 40. Bakalım küçük müdür? AB üssü, yani aslında artık AK diye bakıyoruz değil mi? Çünkü aynı kenar. AK'nın karşısında da 30 var. 40-30'dan küçük mü? Hayır. O zaman kenar da küçük olmayacak. Bu yanlış. Yani cevap 1 ve 2 gelecek. Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet. 2 numara da tamamdır. Çevirdim arka tarafı. 3 numaralı köşe taşına geçtim. Birinci sorumuz. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada da üçgen eşitsizliği, yani üçgen olma kuralını öğretiyor bize. Şimdi üçgende şöyle bir kural var. Üçgenin herhangi bir kenarı, işte burada 2x artı 1'i alacağım ben, bilinmeyen burada olduğu için. Herhangi bir kenarı, yani 2x artı 1 diğer iki kenarın toplamından küçüktür, 3 ile 6'nın toplamından. Ve diğer iki kenarın farkından da büyüktür. 6 ile 3'ün farkı da 3. Hocam niye 3'ten 6'yı çıkartmadık da eksi bir sayı almadık? Eksilerden zaten büyüktür dostum. Burası hep pozitif olacak. Peki, hadi bunu da düzenleyelim şimdi. Her taraftan 1 çıkartalım. Bakın buradan 1 çıkarttım, 2. Burada 2x kaldı 1'i çıkartınca. Buradan da 1 çıkarttım, 8. 2'ye bölelim her tarafı. 1, x ve 4. Yani x'in alabileceği değerler bir 2 var, bir de 3 var arkadaşlarım. 4'ten küçük olacak, 1'den büyük olacak dediği için 2 tane tam sayı değeri vardır dedi. Geldim buna. Yine AB ile BC'nin toplamını soruyor. Şuna x, şuna y diyelim. Bakın ne demiştik? Herhangi bir kenar, yani 6 dediğim kenar.
Bu ikisinin toplamından, yani x artı y'nin toplamından küçük olacak. Farklarından, x eksi y'nin farkından da büyük olacak. O halde x ile y'nin toplamı 6'dan büyük olacak dostlarım. Ne olabilir? 7, 8, 9 diye gider. Ama bize en küçük değerini soruyor. 7 olur dedim. 6'dan büyük en küçük sayı. 3 adet doğru parçası gösterilmiştir. Buna göre düzlemlerde hangilerinde verilen doğru parçaları ucuca birleştirilerek bir üçgen oluşturulabilir demiş. Şimdi bakalım. Şunu birlikte değerlendirelim birincisini. Bunları ucuca eklediğimde bir üçgen oluşur mu? Nasıl kontrol edeceğim öğretmenim? Önce uzunluklarını yazalım. Bakın bu 2 birim, bu 3 birim, bu da 3 birim dostlarım. Şimdi kural neydi üçgen olabilmesi için bunları ucuca eklediğinizde? Bir kenarın diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olması lazımdı. Mesela şimdi üçgeni oluşturduk. 2'yi şöyle bir üçgen düşünün. Şöyle bir şey çizdim. 2, 3, 3. Şimdi 2'yi ortaya alsam diğer ikisinin toplamından küçük mü, yani 6'dan, ve diğer ikisinin farkından büyük mü? Evet hocam, doğru. Tabii bu sadece bir kenar için değil. Diğer bütün kenarlar için de geçerli olacak. Mesela 3'ü ortaya alın hemen. 3'ü ortaya alalım. Şurada yapayım. 3, diğer ikisinin toplamı 5, diğer ikisinin farkı 1. 1 ile 5 aralığında mı? Evet, doğru. Diğer 3 için yapmama gerek yok. Zaten bunun aynısı çıkacak. O zaman 1'den üçgen olur dostlarım. Şartı sağladı. Gelin şimdi şu 2'ye bakalım hemen. 2 numaralı şeklimize. Bakın bunlara 1, 1 dediğimde 1, 1 burası kök 2 olur Pisagor'dan. Ya da buna 2, 2 dediğimde burası 2 kök 2. 3, 3 dediğimde de 3 kök 2 olur. Şimdi üçgeni bir çizelim. Üçgen şöyle 1 kök 2, 2 kök 2 ve 3 kök 2 oldu. Şimdi herhangi bir kenarı ortaya alıyorum. Mesela 3 kök 2'yi ortaya aldım. Diğer ikisinin toplamı 2 kök 2 ile 1 kök 2'nin toplamı 3 kök 2'dir. Bakın daha buradan bile iptal ettim ben olayı. Niye? Çünkü 3 kök 2, 3 kök 2'den küçük değildir. Eşittir. O yüzden diğerlerine bakmama bile gerek kalmadı. Bundan üçgen üçgen olmaz kardeşim. Geldim buna. Şimdi önce uzunluklar. 3 burası, 2 burası. Burayı da bulalım hemen. Şurası 3'e 4 birim değil mi? Şöyle dik üçgenin içine koydum. 3, 4. O zaman bu uzunlukta 5. Şimdi hemen bir üçgen çizelim. Şöyle bir üçgen. 2, 3 ve 5'ten oluşuyor. Hemen gelin bir kenarı ortaya alalım. Mesela 3'ü ortaya aldık. Diğer ikisinin toplamı 7. 5 ile 2'nin toplamı. Bundan küçük mü? Evet, doğru. 5 ile 2'nin farkı 3. 3'ten büyük mü 3? Değil. Bir tane kenar bile sağlamadıysa diğerlerine bakmanıza gerek yoktur. Bu da olmadı dersiniz dostlarım. O halde sadece bir numaralı üçgenden, şekilden üçgen çıkartabiliyormuşuz biz. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 3 numarada tamamdır. Hemen geldik 4 numaralı şeklimize. Çok güzel. Burada da iki tane üçgende ne yapacağımızı öğreneceğiz. Şimdi sadece üstteki üçgen olsaydı, bakın BD'yi soruyor, X diyelim. Sadece şu üçgen olsaydı arkadaşlarım işiniz kolaydı. Hemen ne yapacaktınız? X'i ortaya yazacaktık. Diğer ikisinin toplamı 10, diğer ikisinin farkı 6 diyecektik. Ama bir üçgende daha kenar olmuş x dediğimiz şey. O zaman bu üçgeni de değerlendirmeliyiz. Bunun da eşitsizliğini yazalım. X 13'ten küçük, 7'den büyük olmalıdır dedim. Buraya kadar tamamız herhalde. Şimdi bir kenar için, yani bir x için iki tane eşitsizlik yazdıysanız dostlarım, bunların kesişimini alacağız. Hocam kesişimini nasıl alacağız? Kesişim nedir? Kesişim bunların ikisinde de ortak olan sayılar demektir. Ortak olanlar. Yani tek tek yazacağız mı hocam, işte x yukarıda 7 olur, 8 olur, 9 olur. Aşağıda 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13. 13 olmaz pardon. Sonra ortak olanlar 8 ile 9. 8 ile 9. Kaç tane değeri varmış? 2 tane. Böyle mi yapacağız? Yani bu aralıklar daha uzun olsaydı, mesela 6 ile 21, 7 ile 42 gibi büyük aralıklar olsaydı hepsini böyle tek tek yazacak mıydık hocam? Tabii ki hayır. Kesişim almanın kolay yolu şudur. Alttaki sınırlardan, küçük olan sınırlardan büyük olanı alırsınız. Yani 7'yi küçüktür. Büyük sınırlardan da küçük olanı alırsınız. Yani 10'u. İşte x'in gerçek aralığı budur dostlarım. Küçüklerden büyük,
Büyüklerden küçüğü alırsınız. Ve bu durumda bakın 7'den büyük 8 var, 9 var. 10'dan küçük dediği için sadece 8 ile 9'u aldınız. Evet, bir tane daha yapıyoruz şimdi. Neyi soruyor? AC'yi. Hemen X diyelim AC'ye. Önce soldaki üçgenden bir aralık yazalım hemen isterseniz. Şurada yazıyorum. X küçüktür. İkisinin toplamı 11'den, ikisinin farkı 1'den. Peki sağdaki üçgenden yazalım. İkisinin toplamı 9, ikisinin farkı 1. Şimdi kesişimlerini alalım dostlarım. Küçüklerden büyük olanı alacağım hocam. İkisi de eşit öğretmenim. İkisi de eşitse bir tanesini yaz hemen. 1. Büyüklerden küçük olanı alacaktık. Yani 9'u. İşte x'in gerçek aralığı 1 ile 9 aralığındadır dedim. 9'dan küçük, 1'den büyük olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değerlerini alabilir. 8'den daha büyük olmayacak. Çünkü 9 var burada. En küçük, en üst sınırımız 9. O zaman en büyük tam sayı değeri nedir? 8 olur. 9'dan küçük en büyük tam sayı değerini aldı. Geldim buna. Aşağıdaki navigasyon uygulamasında A noktasından B noktasına giden yol yoğun trafik nedeniyle kırmızı iken bu yolu alternatif olarak verilen yollar sarı ve mavi renkle gösterilmiştir. Peki. Burası bizi şu anda ilgilendirmiyor. Şuraya bakalım. Buna göre sarı yol ile mavi yolun uzunlukları toplamının kilometre cinsinden en küçük tam sayı değeri kaçtır? Çok güzel. Şimdi önce sarı yola bakalım arkadaşlarım. Şuradaki sarı yolu bir konuşalım. Şimdi şuna A, şuna da B uzunluğunda desek. Bunun üçgen olabilmesi için A ile B'nin hani 12'yi ortaya yazdığımda A ile B'nin toplamından kesinlikle küçük olmalı. Yani A ile B'nin toplamı 12'den büyük olmalı dostlar. Peki şuna X, şuna Y desem aynı şey buradaki üçgen için 12, nereye yazalım onu, şuraya yazalım. 12 X ile Y'nin toplamından da kesinlikle ama kesinlikle küçük olacak mı? Buna da eyvallah. Şimdi burada yapılan hata şu arkadaşlarım. Hocam ben A ile B'nin toplamını 12'den büyük dediği için 13 seçerim. En azı soruyor ya. A ile B'nin toplamını 13 seçtim. X ile Y'nin toplamı da 12'den büyük olacak. Onu da 13 seçerim. Dolayısıyla kırmızı şey, mavi ile sarının toplamı 13, 13 daha 26 olur der. Ve 26'da şıklarda var bakın. Edirne şıkkında mevcut. O yüzden bunlarda dikkatli olacağız dostlarım. Şimdi A ile B'nin toplamının tam sayı olsun diye bir derdimiz var mı? Bakın A ile B'nin toplamı. Öyle bir şey demiş mi? Yani sarı yolun uzunluğunun toplamı tam sayıdır demiş mi? Kesinlikle dememiş. Ya da mavilerin toplamı tam sayıdır demiş mi? Hayır. Ama sarıyla mavinin toplamı en son toplamları en küçük tam sayı değerini soruyor. Bakın sarıyla mavinin toplamı tam sayı olsun diyor. İşte böyle durumlarda yani toplamalı ve çıkartmalı durumlarda dostlarım ben şunu tavsiye ediyorum sizlere. Eğer toplama ve çıkartmalı bir ifadeler varsa bunların da toplamını istiyorsa sizden. Mutlaka bunları alt alta toplayın. Bakın 12 ile 12'yi toplayın 24. Şuraya yazayım. 24 küçüktür. A, B, X, Y'nin toplamı. A artı B artı X artı Y. Zaten bizden bunu istemiyor mu? Bunların toplamı 24'ten büyük olacak. Cevap 25 olacak. Yani cevap Denizli'den gelecek dostlar. Ha şöyle de düşünebiliriz. Bunu şöyle de anlatayım size. Şimdi bize A ile B'nin toplamı tam sayı olsun diyor mu? Kesinlikle hayır demiyor. O zaman 12'den büyük bir sayı olan ben niye 12.5'u almıyorum hocam? Ya da niye 12.1'i almıyorum? 12.2'yi almıyorum? X artı Y için de aynı şekilde. Niye 12.5'i almıyorum da? Ya da 12.1'i, 12.2'yi niye almıyorum da? Gidip 13'ü seçeyim ki diyorum. Dolayısıyla sen de haklısın. Evet, bunlar tam sayı demediği için 12.5, 12.5 seçtim. Toplamları da 25 yaptı. E hocam 12.1, 12.1 seçemez miydik? Tabii ki seçersin dostum ama bu sefer toplamları 24.2 yaptı. Şimdi 24.2 demiyor sana değil mi? Sonucun tam sayı olmasını istiyor. O yüzden yani burada seçeceğin sayıların toplamını tam sayı olmasını bağla. Yani 12.1 mi seçtin bunu? Bunu 12.9 seç ki toplamları tam sayı olsun. Evet sevgili öğrencilerim. İlk 4 köşe taşını gömdük. Sonraki 3 köşe taşını da bir sonraki videoya bırakalım. Oradan da devam ederiz inşallah diyelim. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.